almış olduğu bu galibiyet oldukça önemli. Yani şimdi bence Fenerbahçe'nin en doğru yaptığı şey Beşiktaş'ın en zayıf noktası olan o stoperlere yüklenmesi. Yani o bölge isim olarak söylemiyorum ama o bölge sıkıntılı bölge. Sürekli yan yana oynayan oyuncu sayısı orada çok fazla yok. Mesela dünkü iki stoperi yan yana kaç maç oynamıştır? 4-5 diyemem belki de. Bak sezonun yarısına geldi mesela. Ve takımın en iyi stoperi Necip. Stoper olmayan bir adam takımın en iyi stoperi. Dolayısıyla Fenerbahçe oraya iyi yüklendi. Bir penaltı aldı oradan. Edin Dzeko pasaport polisi yokmuş gibi oradan geçen bir yolcu gibi attı golünü. Aradan, stoperlerin arasından. Doğru. Beşiktaş'ın stoperlerinin arasından geçti attı o golü. Hayır, yanlış anlaşılmasın. Yani golü küçümsemiyorum. Tadiç muazzam bir pas verdi. O Edin Dzeko bir tecrübe araya iyi girdi. Dolayısıyla stoperlere iyi yüklendi. Zaten orta sahası sıkıntılı Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın orta sahasındaki kilidi nasıl açarım diye bir şey yok. Zaten kapı açık. Kapı yok. Hele bir de Beklenir Gerson sakatlanınca daha da bakın düşünün Necip'i yıllar sonra kendi kendi mevkisinde mevkisi. oynatılır. Biraz yabancılık çekti orada. Yani adamın Unutmuş olabilir yani o stoper mevkisini. özelliği daha fazla ön plana çıktığı için yıllardır. Orada biraz yabancılık çekmiş olabilir. Çok faal Mesela yaptı gerçekten bence. bakın çok evet. Belki de daha fazla sarı kart yani çip sarı kart da olabilirdi belki de. Faulle oynamak zorunda kaldı. Çünkü yıllardır orada bir de karşısındaki oyuncular da kalburüstü oyuncular. Ben de taraftarı kutluyorum. Her iki takım taraftarını da kutluyorum. Gerçekten İstanbul'da tüm Türkiye'de diyeyim daha doğrusu deplasmanlara taraftar götürülmesi iyi bir şey. Yani o hatadan dönülmesi yani 2000 kişiyi kontrol edememek varsa taşkınlık yapan kanunlar var cezasını verirsin. Bir daha da hayatında Aynen. maç seyretmez. Bu kadar net. Efendim şeyi de söyleyeyim Buyurun. hemen. Hakemi de benim bu gözlüğüm okuma gözlüğü. Veririm ona. Benim Yani ihtiyacım iki olacak tane, yakında abi. Ben göremiyorum bak ya. iki tane çok net pozisyon yakında. Biri kırmızı kart, VAR'dan döndü. Güzel, VAR protokolü çok iyi uyguladı. Kabul ediyoruz. Bir de şeydi değil mi? Şimanski'nin penaltı. Penaltı. Yani. Hatta Samet'in penaltısı da. Bunlar çok yakın pozisyonlar. Samet'inkini çaldı ama. Pardon. Samet'inkini çaldı. Şimanski'nin penaltısı. Doğru. Şimanski. Bunlar Sonra çok net iki, pozisyonlar. Fenerbahçe'nin iki penaltısını Yani görmedi. şeyleri de eklemiyorum ha. İkili mücadeleleri eklemiyorum. O faulleri falan eklemiyorum. Yani VAR olmasa dün bambaşka bir maç konuşurduk. Bak bir şey söyleyeyim. Maç bitmeyebilirdi. O şekilde sen de maç yönetirsin. Yusuf Ben diyor ki daha... ben de. Yok ben... NASA var. Ya herhangi bir Var futbol var. kurallarına, Bilal adam yönetir. futbol kurallarına tamamen hakim olan ve fiziksel olarak 90 dakika koşuyu çıkartabilecek herhangi bir insan Türkiye'de maç yönetebilir. Eğer Atilla Karaoğlan maç yönetiyorsa açıkçası ben 20-30 kilo vereyim ben de maç yönetirim. Ha hakem konuşuyoruz ama maçın önüne geçti şöyle hani birinin hakkını alıp birine vermedi. Biri Yok hakem ben yüzünden hayatımda kaybetmedi. Hani maçtan sonra konuşmayalım yani inşallah dedik ya. Türkiye'nin Konuşma nedenimiz hani gözünün önündeki pozisyonları vardan almam. Türkiye'nin en iyi hakemlerinden birisi derbi yönettiğine göre öyle olduğunu Öyle varsayıyorum. düşünüyoruz. Türkiye'nin en iyi hakemlerinden birisi çok net bir açıdan penaltı hani televizyondan gördüğümüz penaltıyı çok net bir açıdan bariz gol şansı olmadığını maç içinde saha içinde değerlendiremiyorsa daha da ileriye gideyim. Twitter'da yazdım burada da Evet. söyleyeyim. Eğer VAR her pozisyona müdahil olsaydı yani maç içindeki her aksiyona protokol açısından müdahil olabilseydi bu maç 150 dakika sürerdi. %100 Çünkü katılıyorum. neredeyse her pozisyonda hata yaptı. Ya bir tane pozisyon var. Erik Bailly ile Dzeko ikili mücadele ediler. Erik Bailly'yi kayarak müdahale yapıyor. Dzeko'yu düşürüyor ve Fenerbahçe aleyhine faul verdi. Yani bunu bir hakemin süzememesi futbolda ne kadar alakasının olmadığını gösteriyor. Yani Ya da futboldan bu kadar uzak bir önündeyken hakemin Tayfur'un nasıl son adam olduğunu düşündü yani bu ben kadar anlamıyorum. bak bu kadar futboldan uzak bir hakemin Türkiye'deki en iyi hakemlerden birisi olması da maalesef Türkiye'deki hakemliği özetliyor. Atilla Karaoğlan'ın dünkü performansı evet maçın skorunu çok etkilemedi. VAR Etkileyebilirdi de bu arada. sayesinde. Etkileyebilirdi de bu İşte onu arada. söylüyorum. Yani Ama konuşma hani bir nedenimiz hakemlik performansı olarak değerlendirmek bile bence utanç verici. Yani ben hakemlik performansı olarak değerlendiremiyorum çünkü hakemlik bir şey yapmadı Atilla Karaoğlan. Serdar Sarı'dan devam edeyim mi? Eklemek istediğiniz Şunu da ekleyeyim o hakemle zaman. ilgili. Not almışım. Rıza Çalımbay Milli arada takımı Antalya'ya götüreceğim demişti. Evet. Futbolcular istemedi, vazgeçti. Şu an pişmandır. Çünkü onun bir kampa ihtiyacı vardı.
Gerçekten pişmandır. Belki o sakatlıkları biraz daha minimum seviyeye indirebilirdi. Daha önceki teknik heyetten kaynaklanan sakatlıklar mı? Veya ondan önceki teknik heyetin kondisyonlarından kaynaklanan sakatlıklar mı? Bunlar belirsiz. Ama şu bir onda da Rıza Hoca'nın, bilmiyorum ne dersiniz şimdi Serdar Sarı'da, birazdan daha detaylı konuşuruz ama Rıza Hoca takımın başına geçti. Bu takımı Antalya'ya kampa götürmek istedi. Bazı futbolcular ailesiyle zaman geçirmek istedi. Aynen öyle. Dün akşam sahada Beşiktaş forması giyen futbolcular da tıpkı devre arasında da değil, o milli arada zul gören kampa gitmeyi futbolcular dün sahada da patır patır döküldü. Beşiktaş acil bir şekilde son 4-5 senesindeki yabancı transfer politikasını değiştirmeli. Artık adam almayacaksın. Bak, bu kadar net ifade kullanıyor. Benim için onları artık. Bak Enkudu nasıl oynuyor Arabistan'da? Değil mi? Hiç Beşiktaş'a gelmemiş olsa, ya böyle bir adam var sakın kaçırmayın dersiniz değil mi? Burada niye olmuyor? Çünkü İstanbul'la Arabistan'daki yaşam tarzı farklıdır. Çok daha detay girmeyeyim. Özel hayat. Ama bana zarar verdin. Ben Beşiktaş başkanım değil mi? Bana zarar verdin. Kardeşim sen benim özel hayatıma karışamazsın. Tamam. Senin özel hayatın benim sahadaki pozisyonumu etkiliyor mu? Benim durumumu etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Bu gerçek. Bilim bunu söylüyor. Etkiliyorsa sen kontrata uymuyorsun demektir. Orada oynuyor. Bu Penza'nın bir tek hatayı var. Evveliyatı da var Fransa'da. Ama Hatay'da acayip bir zirve yapmıştı. Neden? Pandemi. Her yer kapalı. Her yer kapalı. Bunlara bakacaksınız. Bu bir. İki. Milli takıma gitmek, kampa gitmek istemiyorsan bana bunun karşılığını vereceksin diyeceksin o zaman Rıza Hoca soyunma odasında. Bana bunun karşılığını vereceksin. Bu mu? Bir arkadaş diyor ki ben diyor bu takıma gelirken diyor şampiyon kadro kurulacak dedi. Demiş. Bu demiş Raşit Salih'le mi şampiyon olacağız demiş. Bu bilmem kimle mi şampiyon olacağız demiş. Şununla mı şampiyon olacağız demiş arkadaş. Kendi sanki kendisi şey. Maradona sanki kendisi. Yani. Sen kimsin? Adamları nasıl küçümsüyorsun? Adam iyi topçu bence Raşit'sa. Okan Hoca kendini parçaladı alın diye. Bu takım kurgusu içerisinde olmadı. Chamberlain kötü oyuncu mu? Yani gayet iyi. Cenk'le oynadın yıllardır. Ben bu ipuçlarından bu cümleyi sarf ederek kim olduğunu anladım Yusuf. Kusura bakma. Şimdi Burak Hoca haklıydı. Abu Bakar. Burak Hoca haklıydı. Ben Abu Bakar demiyordum. Ben diyorum. Burak Hoca haklıydı. Beni yalanlayabilir Abu Bakar. Yalanlasın Abu Bakar beni hadi. Burak Hoca haklıydı. Seni değil beni yalanlasın. Sen demedin abi. Çünkü diyor ki bazı oyuncular diyor işte kontrattı, paraydı, puldu, şudu, budu. Zamanda ödeniyor paraları. Galatasaray'ınki daha geç ödeniyor. Nasıl oynuyorlar? Ya Icardi'nin ya neredeyse adam kırık ayakla oynuyor ya. Niye bir özveri var değil mi? Şimdi Masu Hakkı arkadaş sen bu sakatlıkların kontrattan önce de vardı. Oynuyordun. Şimdi niye oynamıyorsun? Rozier kardeş sen niye şimdi oynamıyorsun? Yeni bir kontrat mı alacaksın başka takımdan acaba? Şenol Hoca Masu Hakkı konusunda haklı çıktı. Ben de Şenol Hoca'yı eleştiriyorum son kadrodan dolayı. Ama dedi ki bu adam kronik sakat dedi. Kontrat aldı. Kronik sakatlıkları başladı. O yüzden bu takımda kim kendini Beşiktaş'tan üstün görüyorsa gitsin eski takımına. Orada oynasın dünya yıldızlarıyla.